Selamlar herkese. Hançer ben. Medieval Dynasty maceramız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Zeynum'su çok biz öncelikle temizlenelim. Üstün başı kirli yazdı zaten sol üstte. Şelalenin altında temizlenebiliyor muyuz acaba, yoksa suya mı girmemiz gerekiyor? Bakalım, köyümüzü büyütmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Damgas. Herkes çalışıyor. İki oduncumuz, iki avcımız var şu anda. 4 kişi. Ve bir tanesi boşta mı? Bir tanesi de şeyde. Herbalist Türkçesi neydi? Bitkicide diyelim özetle. Bu bölüm ne yapacağız? Büyütmeye tam gaz devam arkadaşlar. Bir köyleri ziyaret edelim. Birazcık satış yapalım. Bir sürü param var açıkçası. Paramı bir şekilde değerlendirmek istiyorum. Bazı şeyler çürümeye başlamış bile inventörümde. Küf görüyorum ama sıkıntı yok. Bunu gübreye çeviririz ileride. Birazcık pişmiş et yedim. Karnımı doyurdum. Delikanlı nerede? Evlenmek istiyorum açıkçası. Bu bölüm bakalım olabilecek mi? Felibor. Değil mi eşimiz? %34'lük ilgisi var. 19 yaşında olmuş. Biz de 19 olmuş olabiliriz yavaştan. Romantizm. Nasılsın? Okey, dikkatli okuyalım. Geçen patlattık. Hassas yönünü beğendim. Artı sıfır mı? Olmadı. Bence senden çok güzel baba olurdu. Artı 6. Güzel. Senden de çok iyi anne olur dedi. Süper. Şifacının evi yandı geçenlerde. Artı 0. Üf. Çok zor. Zor adam. Aslında karakterlerin şeyleri var. O skill'i açmadık. Diplomasi'de biraz daha kasarsak. Daha meslekleri yazıyor kafasında. Bu yoktu. Bu yeni arkadaşlar. Çok iyi. Oduncu diyor. Keyfini de gösteriyor. Bunu göstermiyordu eskiden. Güzel. Şimdi nereye gidelim? Şuraya hızlıca bir gidelim. Orada bir quest yapalım. Reputasyon kasalım. Alışveriş yapalım. Sonra duruma göre bakarız. Yandaki komşu köyümüze gidelim. Belki bir tane daha hediye alabilirim. Hediye %20 mi ne arttırmıştı? %15. Param var bir sürü de. Aslında çalınan malları da satabilirim bu köyde. Çünkü yanılmıyorsam ortadaki büyük köyden çaldık her şeyi geçtiğimiz bölümlerde. Ama acilen paraya ihtiyacım yok şu anda. İyi durumdayız genel olarak. Birazcık loot falan toplayalım etraftan. Ve yeni bina açılmadı açıkçası. Birazcık asmamız gerekiyor yeni binalar için. Ya da bir bakabilirim hızlıca. Çekicimi elime alıp. Binalarda normal ev açıldı. Bu iki ev arasında çok bir fark yok açıkçası. Üç yerine 4 kişi geliyor. Yani 2 çocuk yapabiliyorlar. Kuyu, odunluk. Odunluğu upgrade'lemek için 2500 yetenek gerekiyor. 426 olmuş sadece. Avcıyı yaptık. Bunları yaptık. Belki tarıma geçebiliriz ufak tefek ama tarım yeri yapamıyoruz ki. Ahır. Ha, ahır çok kolay. Okey, tarıma geçebiliriz arkadaşlar. Gidip tohum alalım. Direkt tohum alalım. Çiftçilik 5 experience daha gerekiyor. Onu da yerleri çapalayarak yapabilirim. Ahır açarız. Ahıra 3-4 kişi alabiliyoruz zaten. Tarım yapsınlar. Bence ne kadar erken başlarsak o kadar iyi. Beklememize gerek yok tarım için. O yüzden 2 kişiyi daha almayı deneyeceğim bu bölüm köyümüze. Onları çiftçi yapacağım. Birazcık tarım kurulumu yaparız etrafa. Öyle bir bölüm olsun bu. Gidip tohum da alalım. Canlı yayında keten çok iyi gidiyor falan demiştiniz diye hatırlıyorum. Bakalım ortaya karışık ekeriz. Bu adam halen burada. Bu adam enteresan bir şeyler yapıyor. Selam gençler. Bakalım neler var burada. Çiftçi alacağız değil mi? Bu adam 3-3-2 hiç fena değil. 3-2-2 bu da fena değil. Öncelikle kızlara bakalım. Kız rezalet. Bu kızı alabiliriz. Bu kız tam çiftçi arkadaşlar. Çiftçiliği 3. 30 yaşında ama sıkıntı yok. Aynen. Bu kız geldi.
Aramıza hoş geldin. Bu çiftçi olacak. Bir de eş bulalım sana. Hop, ateşe basıp duruyorum. 3-3-2 çok iyi ya bu adam. Aynen, 2 de olabilir. Bu arada kasıyorlar zaten arkadaşlar. Şey yapmanıza gerek yok. Bu çocuğu alalım. 3-3-2 çok iyi. 28 yaşında. Önce bir romantizm yapalım. Duş al diyor. Galiba derinlemesine dalmamız gerekiyor arkadaşlar. Bizim köyün ortadaki nehre dalınca yetmiyor. Daha çok dalmamız lazım. Şöyle gezmemiz lazım bakayım. Evet, temizlendik galiba. Çocuğum ne yapıyorsun? Olacaksın çocuğum. Aa, çok tatlı. Ama bu olacaksın. Aa, kimi alıyorduk? Buydu değil mi? Önce bir yerim diplomasi kasmak için yürüyorum. Bla bla. Bla bla. Bla bla. Güzel. Birazcık experience geliyor. Diplomasi önemli ya. Satış fiyatlarını etkileyecek ileride. Şöhreti 700 yap diyor. Ah. Şöhretim kaç? 660. Şurada quest'i yapayım. Geleceğim geri. Şöhret şeyini de değiştirmişler galiba ya. Daha kolay alıyorduk diye hatırlıyorum insanları. 14 yaşında. Yardımcı olabilir miyim? Kayboldu, kayboldu. Ne kayboldu? Kıymetlimiz kayboldu. Yüzüğüm kayboldu. Ben bunu hatırlıyorum bu quest'te. Annemin yüzüğü diyor. Parmaklarımdan kaydı düştü. Annenin haberi var mı? Yok diyor. Birkaç tane ihtimal var yüzüğün nerede olabileceğine dair. Bir arkadaşıma gösterdim diyor. Bir tane adamdan bahsediyor. Dedikodu yapıyor ama. Yüzmeye gidiyor köprünün diğer tarafına. Okey. Ufak kardeşinden bahsediyor. Okey. Altın mıydı, gümüş müydü, nasıl bir yüzüktü? Altında üstünde taş yoktu. Yüzüğü bulacağım. Bunu yapmıştık daha önce hatırlıyorsanız. Bu haritayı oynamayı denediğimizde geçen sezon. Bunu hemen yapalım, reputasyon gelsin. Günlük bu. Bul veya Mordomir'den satın al. Alt tuşuna basınca parlıyordu arkadaşlar. Burada suda mı neydi yanlış hatırlamıyorsam. Al, bulduk bile. Alt tuşu çok işe yarıyor. Ama çalınıyor mu bu yoksa böyle duruyor mu? Nerede? Burada. Al. Hoppa, bitti. Yalnız burada bir şeyler dönüyordu. Mordomir dediği şey şuradaki herif. Kamptaki. Şüpheli duran. Bir tanesi sahte olabilir bu yüzüklerin. Çok da fark etmez muhtemelen. Neredeydi kamp? Onu da bir konuşalım ne olur ne olmaz. Bu adam. Aynen. Kaybetmiş yüzüğü. Öyle bir şey arıyorum dedim. Üstünde çizikler var. Elimde diyor. 1500'e satıyor. Biraz düşünmem lazım dedim. Neden iki kişide yüzük var? Onu tam bilmiyorum bu hikayede. Verelim bakalım ne diyecek. Çünkü al... Bul ya da satın al diyor quest. Nasıl yani? İki yüzük mü var? Belki çözeriz şimdi. Buldum. Zincire geçir öyle tak kolye gibi. Kaybetme dedim. Bu yüzük bizim yüzük değil diyor. Ben buldum.
yüzüğü sen gittikten sonra nerede buldun? Cebimden çıktı diyor. Atarlanıyorum, manyak mısın diyorum, o kadar aradım. O yüzük de senin olsun diyor. Teşekkür ederim dedim. 300 reputasyon mu verdi bu quest? Hoho, çok iyi. Bakayım yüzük nerede? Yadigar yüzük diye bir şey geldi arkadaşlar. Fiyatı 1000. Ne kadar beleş bir quest. Hayatımda yaptığım en beleş quest'ti bu. Bunu 500'e satabileceğim. 300'de reputasyon geldi. Bunu oyunun başında yapmak lazım. Absürt kolay bir quest. Alt tuşuna bastığınızda. Neredeyse hile yapmış gibi hissediyorum. Okey, artık hepinizi alabilirim ekibe. Çocuğu alıyordum değil mi? Bu da geldi. Şu çocuğa yürüyelim. Romantizm. Benim için fazla gençsin. 30 yaşındakiler bizi beğenmiyor arkadaşlar. 12 yaş fark olunca... beğenmiyorlar. Okey, biraz daha kastık. Diploması level atmak çok zor. Ona da yürüyelim. Bu da güzel çocukmuş. Artı 11 mi? Kim şu çocuğa? Buna mı yürümsek? Değiştirip stratejimizi. Gönül bu arkadaşlar. Belli olmaz. İlişki %41'e çıktı ilgim. Ludoslav. Diğer adamdan daha hızlı kastık bununla. Belki daha iyi anlaşırız kendisiyle. Bu da 18 yaşında. Bilemedim. Yok, dursun. Dursun, iki kişiye yürümeyelim artık aynı anda. Güzel. Dönebiliriz, buradaki quest'i bitirdik. Köylerimiz dönüyor. Şey alacaktım. Tohum alacaktım. Tohum satan var mı? Şimdi tüccarları görmek için başka bir harita mı açmam gerekiyor? Yoksa burada tüccar yok mu? Galiba bir şey yok arkadaşlar burada. Bir şey satan. O yüzden sadece şuraya gidelim. Geri dönelim. Tohum alacağım. Yani sonbaharda ekemeyeceğiz gibi. Şu anda geçti. Kışlık havuç falan alabilirim. Bir sürü. Büyük bir havuç tarlası atalım. Orada takılsınlar bir süre. Gübre almam lazım. Çapayı falan ben craftlayabilirim. Birkaç tane de torba almam lazım. Bir tane var inventörümde. Kaç tane işime yarayabilir. Onlar pahalı bayağı. Şu anda craftlayamam, terzim yok çünkü. Bunların hepsini toparlayacağım. Ve tarıma başlayacağız bu bölüm. Aynen, kışlık tohum alalım şimdilik sadece. Kocaman bir tarla atayım. Burada kurt var gibi hissediyorum. Okey, bizon da var. Çok güzel bir yer. Buralar tehlikeli. Kurt varmış. Kurtul. Of, geldiğini görmedim bile. Aa, işimiz var. Nasıl saldırıyor? Isırarak geçiyor içimden. Okey, aldık. Okey. Öldüm galiba. Oyun aşırı tehlikeli olmuş arkadaşlar. Kurtlar artık böyle önüne gelip bekleyip tek tek vurmuyorlar. Yanından geçip böyle koşarken ısırıp damage vuruyorlar. Evet, güzel bir mekanik olmuş, bayağı zorlayıcı. O yüzden dikkat etmeliyiz. Side quest'i yapınca quick save atmış bu arada, geri geldim. Artık belki zırhla gezmemiz gerekiyor. Bu arada kurtu yüzerken de inventory'imi açamadım.
O yüzden çan doldurucu kullanamadım. Ona da dikkat etmek lazım. Geldik buraya. Tohum almak istiyoruz. Şu adam madenci mi? Bu adam madenci. Tohum burada. Ludomila. Kışlık alacağım. Çünkü sonbaharda büyümeyecek muhtemelen şu anda ekersek. 2K paramız var. Göster bakalım malları. Şu yadigar yüzüğü satıyorum arkadaşlar. Bir sürü para etti. Hatta pahalı ne satabiliriz? Inventory'mde neler var? Çalıntı şeyler var. Çalıntı şeyin rengi solmuş. Kırmızısı mesela. Neden acaba? Köyde çalmadığım için, çaldığım için mi yoksa? Değişik. Bal şarabı. Şunu sattım. Ve 3000 paramız oldu. Kese. Maksimum ağırlığı arttırıyormuş. Sat. Maksimum ağırlığım yok. Çavdar birası. Aynen. 3000 küsür paramız oldu. Bu tohum satmıyor bu arada. Bu şeyciymiş. Herbalistmiş. Bize tarımcı lazım. Çiftçi lazım. Bu adam satıyor olabilir. Bu da şey, yemekleri satıyor. Tohumları nereden alıyorduk ya? Want to see my wares? Have a good day. Çoluk çocuk oturuyor burada. Takılıyorlar. Tohumları nereden alıyorduk gerçekten? Beynim yandı şu anda. Bu neci? Bu dikiş nakışçı. Burada da yoktu onlar. Bu haritada bilmiyorum açıkçası. Bu yüzük müzük satıyor. Tavernada satılıyor olamaz tohumlar. Belki burada satılmıyordur arkadaşlar tohumlar. Olabilir mi? Tam karıştı şu anda. Yok çünkü. Yok. Tohumcu yok. Çiftçi yok daha doğrusu. Havuçları satıyor ama havuç tohumu yok. Dışarıda bir yerde çiftliklerde satıyor olabilirler mi şurada tarlada? Bu arada kralın elçisi gelmiş. Mi? Değil. İki tane quest yan yana duruyormuş. NPC'leri göstermiyor. Okey. Şu anda kayboldum. Burada satılmaması enteresan geldi. Buldum arkadaşlar. Bu adam satıyormuş. Kafa karıştırıcı. Ham madde satıcısı bu. Madenci. Normalde bu satmıyordu diğer haritada. Bu satıyor tohumları. Şurada. Ağaç da alabiliriz aslında ya. Bütün yatırımımızı ağaça mı yapsak? Çok mantıklı olabilir şu anda. Bütün paramla ağaç alıp ekmek. Şurada mantıklı olabilir. Küçük aldım 27 tane. Yapıştır. Burada mevsimleri yazıyor mu? Suni gübre mi? Aldım. 150 tane gübre aldım. Yapıştır. Bütün paramla şey alacağım galiba gerçekten. Ağaç alacağım. Anca büyüyorlar çünkü. Ve havuç. Kışın büyüyor diye hatırlıyorum. Havuç alacağız şimdi. Bayağı bir alabiliriz. Experience kasmamız gerekiyor çünkü. Sevgili havuç neredesin? Belki her şeyi satmıyor da olabilir arkadaşlar. Karakter. Pancar, lahana.
Havuç tohumu 124 tane. Al gitsin. Eşek gibi bir tarla yapacağız şimdi. Bu bez torba satıyor mu acaba? Avcı yerinden craftlayabiliyor muyduk bez torbayı? Hayır. Çünkü tohumları ekmeleri gerekiyor. Karakterlerin bir torbayla iki kişi ekebilir mi bilmiyorum. Sadece o kaldı ve tarıma başlayabileceğiz birazdan. Bez torbayı şey satıyor. Şu teyze. Okey, hallettik her şeyi gibi. Derim var ama galiba craftlayamıyorum şu anda. Yo, bu da satmıyor. Enteresan, NPC'ler kafa karıştırıyor birazcık. Peki, gidelim. Olmadı elle ekerim. Bir tane bez torbam var. Bir tane bez torbam var. İki kişi kullanabilir mi acaba? Burada olma ihtimali nedir? Bu tohum kesesi. Aldım gitti hepsini. Son olarak da arkadaşlar paramla birazcık ağaç alacağım. Inventörümde durmasının bir manası yok. Vişne falan alabiliriz. Arkaya bir yere ekelim. Kaç param kaldı? 1100 param kaldı. Birkaç tane. Fidelerin fiyatı mı düşmüş? 25'e satılıyor. Bunlar 150'ye 200'e satılıyor diye hatırlıyorum. Elma, erik. Bence en tatlısı vişne. Onlardan şarap yaparız. Vişne şarabı. Vişne ağacı fidesi. 9 tanecik var. 8 tane aldım. Armut. 8 tane aldım simetrik olsun diye. Armut ve vişnemiz oldu. Elma 8 tane aldım. Erik 7 tane var. Ha, bir tanesi geriden büyüyecek. O kadar olan erikleri ekmiyorum şimdilik. Okey gibi. 3 tane daha çekelim. Birazcık da benim yanımda kalsın. Hazırız gibi tarım arkadaşlar. Hoppa. Tarıma hazırız. Yeni köylerimiz geliyor yolda. Bir tane ev yapacağız onlara. Bir tane tarım yeri inşa edeceğiz. Tarlaları kuracağız bu bölüm. Bunlara odaklanacağız. Fast travel şeyini kurmak istiyorum ya köyüme. Nasıl bir şekilde gidebilmek istiyorum. Eskiden köyü kuramıyorduk diye hatırlıyorum ama canlı yayında artık kurabiliyorsun dediniz. Atarım 200-300 para. Sıkıntı yok. Bizim köyü de eklesinler şuraya yakında. Defalarca kez lootladık. Güzel olacak erkenden tarıma başlamamız çünkü şeyi çok merak ediyorum. Tarım optimizasyonunu nasıl yapmışlar? Bir kere kuracağım tarlaları, bir daha ellemeyeceğim. Bu tepeden de güzel gözüküyor bu arada köyümüz. Bakayım şöyle. Buralara kadar kuracağız muhtemelen. Vay, süper. Şimdilik çok bir şeye benzemiyor ama ufak ufak belirmeye başladı. Çok güzel bir bölge. Nehirler, dağlar. Bayıldım. Şimdi tarımı nerede yapacağız? Şunları parçalayabilirim her şeyden önce. Dur, bir tane ev yapayım. Kendimi neden evden atamıyorum ya? Eskiden atabiliyorduk diye hatırlıyorum. İki evsizimiz var şu anda. Yaşlar da ya 18 ya 30. İki tane yaş var şu anda. Bir sürü evimiz var. Kendi evim. Kaldır. Kaldır tuşu var ama buraya tıklasam. Yok, ev yapacağız. Ev yapacağız. Önce bir ev yapalım. Zaten kışa doğru anca gidiyor. Sıradan ev mi yapsak küçük yerine? Apaynısı iki çocuk yapmalarını sağlayacak. Gerek yok aslında ya, basit ev yapmak. Hadi bir tane yapalım, değişiklik olsun.
Boyu da büyük. Diğerlerine kıyasla. Da şöyle yapacağım. Burasına şöyle bahçe atarız önüne bunun. Şuralara. Aynen, şurası bahçesi gibi bir şey olur. Değişik olsun. Taşımız yok. Taş toplayan birine de ihtiyacımız var acil bir şekilde. Ama bir sürü kütük aldım. Biraz hasır da toplamam gerekecek. İki kişi kütük topluyor ya. Kütük olayı bitti bence. Bir daha taştan yapmak istiyorsam yoracak yalnız bu. Yalıtımını yüksek yapmak istiyoruz değil mi artık? Evet, taştan yaparsam çok vakit alacak. Ve taş toplayan bir binamız yok değil mi? Bu oyunda taşı nereden toplatıyorduk? Üretim değil. Ham madde çıkarımı. Oduncudan çıkaramıyor. Madenden çıkarıyorduk. Kazı barakası. Sadece 50 experience kalmış. Şimdiden tahtadan yapalım arkadaşlar. Ben bunları çevireceğim. Ben bunları çevireceğim. Hatta çubuktan bile yapabiliyorsunuz dandik. Sonra çevireceğim. Çok vakit kaybederiz şu anda taş toplarsam. Tarıma başlamak istiyorum mevsim geldiğinde. Bu da büyük cenebiyef. İşte iki çocuk yapabiliyorlar güya. Öyle bir yatırım yapabiliriz. İki çocuk yaptıklarını hiç hatırlamıyorum. Biri büyüyor ancak. Ekonomimiz çöker herkes iki çocuk yapmaya başlarsa. Hem kadınlar çalışmıyor birkaç sene. Hem çocuklar yemek yiyor. Ama hazırlıklı olacağız. 33 kütük toplamışlar. Fena değil. Bir çubuk mu toplamışlar? Nasıl ya? Neden bir çubuk toplamışlar? %20 oranla çubuk toplamalarını istiyordum. Şeyler dönüyor. Bir çubuk da olmamalıydı orada. Okey, çalışıyorlar gibi. Çubukları yakacak olarak kullanıyorlar. Okey, anlaşıldı. Yönetime gidiyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu neredendi o? Burada. Ahşap eşyalar. Çubuk, kütük, kalas yakmayın. Yakmalık odunumuz bitti muhtemelen. Çubukları yakıyorlar. İkinci opsiyon olarak. Bir şey yapmasınlar. Ben şey yaparım. Evet, sol üstte zaten hepsini yakacağı arttı. İyi. Oyunu bilmek çok güzel arkadaşlar. Bir problem çıktığında anında çözüm getirebiliyorum artık. Ne problem olursa olsun. Kamış toplayalım biraz. Kamış kalmadı. İlk sezonda böyle bir bildirim çıktığında bölümlerce anlamaya çalışıyordum neler döndüğünü. Artık bam diye çözebiliyorum. Hız kazandırıyor bize. Kamışlar bitti burada. Aslında şöyle bir şey de yapabilirim biliyor musunuz? Her seferinde benim üretmeme gerek yok. Biraz verimsizlik katacak bize. Ama köy kendi kendine itecek. İyi de yapmayayım. Şimdi tahta topluyorlar ya. Tahta ve çubuk toplamalarını istedim sadece. Yakacak oduna dönüştürmelerini de isteyebilirim. Crafting yapmalarını. Ama onu yapmaları yerine tahta toplasınlar. Ben gidip elle hızlıca yapabilirim şeyi. Yakacak basabilirim. Şu bir yıl geçsin de şu kamışlarım geri dönsün. Çünkü fast crafting'im olduğu için şöyle yapabiliyorum. Onlar kıymetli vakitlerini odun toplamaya ayırsın. Daha çok. Güzel. 70 tane yakmalık odunumuz var. Onları koyabilirim. Buraya. Hoppa, bitti.
Güneş batıyor. Şu evlerini de bitirelim garibanların. Ama bir iki bölüme bunları taşa çevireceğim. Taş toplamaya başladığımız anda. Yoksa katiyen şey olmayacak. Önüne geçemeyeceğiz. Şeye vuramıyorum. Kapalı. Buradan vurayım. Bam. Asır. 6-7 tane daha lazım. Gerçekten kalmadı. Şurada. Hayır. Yes, şurada. Okey gibi. Ufak tefek yollar da yapmaya başlayabiliriz. Daha kafamda şekillenmedi detayları, o yüzden yol koymak istemiyorum. Burası meydanımsı bir şey olacak. Nehre doğru giden. Bakarız, acelesi yok. Şunlara bir tabure yapayım ya, tabure alalım. Boş boş bekliyorlar, bir ateş atalım yere. Çünkü NPC'lerin etkileşimlerini de arttırmışlar. Bir hasırım eksik, dalga geçiyorsun. Eskiden boş boş geziyorlardı, artık muhabbet ediyorlar, oturuyorlar, şakalaşıyorlar. Bayağı bir etkileşim gelmiş. Şurada dolu varmış bu arada, yeni gördüm. Şey için de gerekecek asır. Biraz daha toplayayım. Üstün başın kirli yazıyor. Bunları görmemiştim. Yarın da direkt tarlaları kuracağız. Tarım yerini kuracağız ve sonbaharın son günü olacak yarın zaten. Kışın direkt 120 tane havuç çekeceğiz. İki kişi eker diye düşünüyorum. Bana ihtiyaçları yok. Güzel, bu bir süre yetecek gibi. Şu anda zombi gibi bekliyorlar, ayakta duruyorlar. Yapacakları bir şey yok. Biri mutsuz. Aa, ilk defa gördüm o bildirimi. Hemen ev patlatalım. Mutsuz olmasınlar. Eksi %30 olmuş Ivona. Az yalıtımlı. Büyük bir eve koyuyoruz kendisini. Bunu da koydum. Hadi iyisiniz. Şimdi bütün problemler kalkacak soluçtan. Mutsuzluk hariç. Ona biraz vakit lazım. Tamamdır, yatıyorum ben. Keyfinize bakın. Yarın görüşürüz. Sonbaharın son günü. Mutsuzluk kalkar birazdan. Yemek yesin, kendine gelsin. Hepinize günaydınlar. Şimdi tarlayı ne yapacağız? Merkeze kurmayacağım. Şu arkalara kuracağım dağın yamacını. Öncelikle şunları parçalayalım. Çekiç. Daha doğrusu birazcık daha şey yapmam lazım. Experience'a ihtiyacım var ki tarla yerini açabilirim. Çapalayalım şunları. Birazdan şey açılacak. Çiftlik evi. Kırıyorum bunları. Sağ klik yok et. Bam. Bam. Buralar nispeten düz gibi. Tarlalara başlayabiliriz. Ama biraz da tepelik aslında. Daha düz bir yerim yok gibi.
Şehrin ortasında tarla yapmak istemiyorum. Dışarıları yapmak istiyorum böyle. Burası nispeten büyük bir alan. Belki bir iki tane ağacı sökebilirim. Bir tane söktüm şunu. Okey, 120 havuç demiştik, değil mi? Kadar büyük bir alanım var mı? Göreceğiz. Hepsini tek tarlaya da ekmeme gerek yok ama işleri kolaylaştırır biraz. Binalar, çiftçilik, arazi. Zaten maksimum boyutu olması lazım. 16'ya 6, 96 eder. Bence iyi. Çiftlik evi gelecek şimdi. Onu açacağım. Çapalamayla experience geliyor olması lazım. Hatta geri sayım yapalım. 5 4 3 2 1. Çok iyi hesapladım. 0. Ahır geldi. Önce ahırı yapalım. Ben uğraşmayayım. Çiftçiler çalışsın. Ahır çiftçilikte. Burada. Bunlar nispeten büyük. Nereye yapalım ahırı? Buraya yapmayalım. Düzlüğü kapatmak istemiyorum. Şöyle bir yere yapabiliriz. Aynen. Buralarda tarla olacak. Bunun önü. Muhtemelen malzeme yetmeyecek bunu yapmaya. Kütük kütük kütük. Bu ağaçlardan hiç şey gelmiyor. Onları kesmek istemiyorum. Bunun gelmiyor. Başka da ağaç yok etrafta. Küçük problemi yaşıyoruz. Bunları keseceğiz. Yapacak bir şey yok. Bayağı büyük çünkü. Birazdan inşa edeceğim bina. Bir sürü şey lazım. Odun lazım. Alttaki gösterge ne? Onu çözmeye çalışıyorum. Canımın vesaire yanında bir şey var ya. Kirlilik galiba o. Bakayım suratıma. Evet, pisim. Galiba kirlilik. Sağ kalımda level atladık. Bakalım. Süper. En üstü fullledik arkadaşlar. %15 daha çok bonus gelecek. Artık diğer şeylere tıklayabilirim. Sıcaklık direnci, zehir direnci, sağlık puanı, gıda ve su ihtiyacı, alkol direnci. Bu hepsi bomboş şeyler. Dağ gibi adam mı? Dağ gibi kadın. Lütfen. Sıcaklığa direnç. Sağlık şeyimi arttırabilirim öldüğüm için. Aynen. Bu işime yarayabilir birazcık. Dayak yedim. Hatta 2 level kasıyorum. %20 canım arttı. İşte bu. Baltam gitti. Şey yok mu ya, bakır falan baltam? Yok. Onu şeye koyduk galiba insanlar kullansın diye. Depoya koydum.
mutfak açıldı. Bir saniye, mutfak ne kadar erken açıldı. Yaparız. Çok bir aciliyeti yok açıkçası mutfağın. Çünkü tarifler vesaire her şey parayla. O kadar uğraştık, 14 tane çıktık geldi. Çok daha fazla lazım bana. Bizimkiler çalışıyor mu acaba? En azından çubuğum var. Kazı barakası da geldi. Bir sürü şey açıldı. Çok iyi. Kazı barakasıyla taşları toplattırabileceğim. O bence daha biraz daha acil nispeten. Taş toplamak istemiyorum çünkü. Ve çalışan karakterler de kasıyor şu anda. Mesela oduncular, avcılar gitgide daha çok toplamaya başlayacaklar. Oyunun başında biraz yavaş topluyorlar 3 level oldukları için. 12 kütük toplamışlar. 16 çubuk toplamışlar. Bitkileri falan topluyorlar. Bunlar bozulmuyor. Bu da mı bozulmuyor? Bunlar bayağı can veriyor. Inventory'me alabilirim şunları. Çok iyi. Deri ve kürk ufak tefek geliyor. Sarı kantaron. Deri gibi toplamışlar. En kötü satarız. Şeyi bitkiciyi optimize ederim. Zaten kışlık ona toplama şeyi de vermem lazım. Emre. Topladığı mantarları yiyoruz galiba. Beklediğim kadar uzun sürmedi ahır. Tada. Güzel oldu. Burada çok iş yapacağız arkadaşlar. Şimdi tarıma girelim. Heyecanla bakalım neleri değiştirmişler, nasıl yapmışlar. Yönetim. Binalar. Çiftçilik. Ahır. İki kişi çalışıyor. Yeni gelenleri alıyoruz. İkisinde bunun 3 level'ı var. Bunun 2 level'ı var, idare eder. Çırak mı ata? Oo, çok enteresan. Bunu da bilmiyordum. Çocukları atıyoruz galiba. Çok güzel. Bu sezon şahane geçecek arkadaşlar. Çıraklık olayını hiç denememiştik. Bu ne ya? Bu crafting menüsü. Bu değil, bu değil. Bu değil. Burada çalıştırıyorsunuz. Ahır işçisi olarak ekledim. Hayır, ahır işçisi değil ya, çiftçiydi. Bir saniye. Bir hata var. Bunu kaldırdım. Direkt ahır işçisi koyuyor. Biraz değiştirmişler sanırım. Halbuki tarlada çalışsın istiyorum. Neyse. Çözeriz. Her şeyi çözebiliriz biz bu oyunda. Birinci tarlamız bu arkadaşlar. İsmine havuç diyelim. H tuşuyla. Havuç. Havuç. Çift tık yapıyorsunuz. Ve evet, mevsimsel ekim gelmiş. Sonbahardan ekeceğinizi seçebiliyorsunuz. Buğday ve çavdar ekebiliyorsunuz. Kışın seçebiliyorsunuz. Havuç. Bir saniye. Kafamı karıştırdı bu şu anda müthiş bir şekilde. Bir mevsimde ekip topluyoruz normalde değil mi bunları bu oyunda? Kışın ekim var diyor. Baharda büyüyor. Yazın hasat mı ediyorsun havucu? Ne? Kışın ekip büyütüyorduk normalde. Okey, birçok şey değişmiş olabilir arkadaşlar. Bunu havuç yaptık mesela.
Sonbahara kaydedilsin. Sonbaharda da mesela tohumum yok. Ama çok kafa karıştırıcı. Şu anda kafam karıştı. Buğdayı sonbaharda ekiyorsun. Kışın büyüyor. Baharda büyüyor. Sonra yazın mı topluyorsun? Okey. Çözeceğiz, çözeceğiz. Şimdilik arkadaşlar okey. Yani bir sonraki güne girdiğimiz anda burayı çapalamaya başlayacaklar. Aslında şimdi çapalamaya başlasalar daha mutlu olurum. Hazırlık olarak. Hiç kolay ekebilsinler. Ama o büyüme, ekim olayları çok kafamı karıştırdı. Normalde bir mevsimde her şeyi hallediyordunuz bu oyunda. Bir sonraki mevsime kayıyorsa işler değişti. Bir şeyler yemem lazım. Çapa koymam lazım buraya. Birkaç şey koyacağız şimdi tarım için gerekli. Bunların başında suni gübre geliyor. Hepsini koydum. Hepsini koymadım. Şöyle koyayım biraz bende dursun. Gübreyi poşetle atabiliyorlar. Daha doğrusu torbayla. Onun için bunların nerede olduğunu hatırlamam lazım. Yirmi tanemine şey aldık. Burada değil mi? Ağaçları da ekeceğiz bu arada birazdan. Göremedim. Göremedim. Çuval değil. Çuval benim elimdeki daha kaliteli olanı. Bir de çuvalın küçük varyasyonu var. O da poşet değil ama inventörüm coştu bu arada. Çok fazla şey var. Kayboluyorum inventörümde. Bulamıyorum. Yanlışlıkla almadım mı ben? Tohum kesesi. 17 tane. Bunları da koydum. Böylelikle şeyleri atabilecekler. Bir de havuç tohumlarımı koyduğum takdirde. Bir de çapalamaları lazım. Bir sürü şey lazım tarla için. Bakır çapan varmış. O bende kalsın. Okay, birkaç tane çapa craftlayabilirim. Yapıştır 7 tane. Ve oldu gibi. Ama bu mevsimden çapalayacaklar mı bilmiyorum. Herhalde toprağı hazırlarlar bir sonraki mevsime. Çünkü bir şey ekme emri vermedim teknik olarak. Tahta çapa 7 tane. Okey, bütün problemleri kalkmış olmalı şimdi. Bakalım ne yapacaklar. Yönetim. Tarla. Durum. Çiftçilik barakası yok. Ha? O ne demek? Çiftçilik barakası var. Ahırmış. Bir saniye. Bir saniye. Sistemi değiştirmişler. Burası sadece crafting için. Sistem değişmiş arkadaşlar. Normalde buradan hem çiftçileri atayabiliyordunuz, hem de crafting içerideki tohumları işleyenleri vesaire ezenleri yapabiliyordunuz. İkiye bölmüşler galiba tarım sistemini. Bu ahır. Çiftçilik barakası için daha çok experience lazım. Enteresan. Enteresan. O yüzden ben çapalayacağım gibi bir gıdım daha level atlamamız lazım gördüğüm kadarıyla. Ve çiftçilik barakası yapmamız lazım. Çünkü karakterleri işe koyarken bir şeylerin ters döndüğünü fark etmiştim de anlamlandıramamıştım. Opsiyon veriyordu normalde. Ya çiftçi yapıyordunuz ya da craftingçi yapıyordunuz orada tohumları işleyen. Sıkıntı yok. Baraka ufak bir şeye benziyor. Bir 10 saniyeye level atlayacağım. Onu da koyarız yanına. Geldi bile. Bir sürü şey değişmiş. Ama dediğim gibi oyunu bildiğimiz için bunları çözebiliyoruz. Çok kafa karıştırmıyor. 4 kişi çalışıyormuş. Onu da şuraya atacağım. Tabii kütüğüm yetmeyecek. Bir klasik. Taşım da yetmedi. Sonra da toplayıcılık şeyini yapacağız. Tarıma oturtalım.
Taş toplatacağım. Küçük bir bina dediğim gibi. Küçük. Tek çözemediğim şey şu anda o mevsimsel büyüme olayı. O nasıl yapmışlar? Mesela Sengoku Dynasty'de aynı şirketin oyunu. Geçtiğimiz günlerde oynamıştık. Oradaki tarım sistemi rezaletti. Her tarlaya bir kişi ekleyebiliyorsunuz sadece. Ve çok kafa karıştırıcı oluyor. Tarlanın boyutunu vesaire optimize etmeniz gerekiyor. Buradaki sistem çok 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 daha güzel. Çünkü binaların üstüne yıkmayalım da damage yiyorlar. Çünkü birçok insanı şey yapabiliyorsun. Çiftçi yapıyorsun ve tarlalara gidiyorlar. Hepsinde çalışıyorlar. İdeal bir sistem. Hasır bitti. Aa, 4 hasır eksik kalıyor hep. 4 hasır fazla toplayacağım bu sefer. Şimdi sol üstte bir sembol geldi. O şeyi gösteriyor muhtemelen. Çalışmaları için herhangi bir şey vermedim. Emir vermedim. Ahırdakilere. Tohum işleyin vesaire. Böyle bir şey yapmadım. O yüzden diyor. Sıkıntı yok, onları kovacağım zaten. Orada çalışmayacaklar. Dört çiftçi. İki çiftçi yeter bence o tarlaya. Rahat. Bam. Bitti. Mahsul yönetimi diyor. Bence hallederiz. Anlatmasına gerek yok. Gelin bakalım. İş değişikliği hızlıca. Ahır işçisi değil, baraka. Ahır işçisi değil, çiftçilik barakası. Hoş geldiniz. Şimdi sol üstteki sembol kalkacak ve çalışmaya başlayacaklar tahminimce. Aldılar malzemeleri. Çapalıyorlar bir mevsim öncesinden, güzel. Her şeyi yapacaklar, tohum da atacaklar. Tohum atmayacaklar sanırım da, gübre atacaklar öncelikle. O işaret neden kalkmadı, kalkması gerekiyordu. Odunlukta bir şey bitmiş, alet bitmiş, okey, alakasızmış. İki balta koyayım onlar çalışırken. Ve dediğim gibi arkadaşlar, bölümün başında iki kişi daha aldık. Tarlamızı kurduk. Sadece şey kaldı, meyve ağaçları kaldı. Onu da bir sonraki bölüm kurarım. Kışın tarıma başlıyoruz. Daha da büyüteceğiz. Tam gaz büyüteceğiz şu anda. Yapacak bir şey yok. Baltanız mı bitti gerçekten? Kütükleri alalım. Balta bende de yok. Bende de yok. Kendiniz craftlayın. Taşa ihtiyacım var. Odun kesimimiz... aksamasın. Katiyan. Bir tane taş toplayıcı yapacağım. Mutfağa bakarız. Mutfağın bir aciliyeti yok. Yemeklere de bayağıdır bakmıyorum. Muhtemelen yüzlerce et var şu anda depoda. Onları pişirip onları da bir koyabilirim unutmadan önce. Çünkü avcılar çalışıyor. Pişiren yok.
Okey. Bayağı taş varmış burada. 8 tane balta atalım oraya. Kalkacak şimdi problem. Bir yemeklere bakacağım. 100 tane et birikmiş olabilir. Şok oldum. 10 tane mi birikmiş? Mantarlar deli gibi mantar birikmiş bu arada. Çok iyi. Mantarcımız çalışıyor. Zehirlenme. Zehirleniyor olmasın bu arada köylüler onları yiyip. %50 zehirlenme ne demek? Bunları yemiyorlardır diye düşünüyorum. Et nasıl 10 tane birikmiş olabilir ya? Pişirmiş. Pişirdim. Okey pişirdim geçen bölüm. Şimdi hatırladım. Toplu pişirmiştik. Ne yiyorlar? Yönetim. Burada. Sadece yakmalık odun yakıyorlar. Her şeyi içebilirsiniz. Yukarıdan aşağıya gidiyor ya. Pişmiş etleri yiyorlardır önce. Aynen pişmiş et yiyorlar. Çiğ et yemiyorlar muhtemelen. Önceliği daha yüksek. Katil şeyleri önce yiyorlar. Böyle kalabilir şu anda. Onu da hallettik. Tarlamıza da bakalım ve veda edelim. İkisi de çalışıyor mu? Kız nerede? Kız çalışmıyor. Neden? Neden çalışmıyorsun? Fazladan çapa koydum. Bir tane de bir kişi mi çalışıyor? Bunu da mı değiştirdiler? Yönetim, tarla... Vergi ödüyoruz tarlaya bir sürü bu arada. Vergilerimiz artıyor. Çapalanmış, sürülmüş, ekilmiş. Çok güzel. Çok güzel duruyor. İkisi de çiftçi. Sen niye çalışmıyorsun? Çiftçiliğin 3. Utanmadın mı? Bir sürü çapa attık değil mi? Aa, bilmiyorum neden çalışmıyor. Buraya bir çapa atayım. Buraya da koyabilirsiniz bu arada. Ama ana depoda koymak daha mantıklı. Kafanızın karışmaması için. Demir çapa. Dur. Yo. Okey. Bilen varsa yorumlarda paylaşsın. İkisi çalışabiliyor olması lazım tek bir tarlada. Çalışmamaları can sıkıcı. O zaman ikiye bölseydim havuç şeyini, tarlasını. Belki değiştirmişlerdir arkadaşlar. Ama gayet iyi çalışıyorlardı birden fazla kişi tek tarlada. Bir tane daha tarla yapmamız gerekecek. Eğer böyle çalışıyorlarsa. Keşke kız çalışsaydı. Kızın 3 level. Neyse çözeriz bir sonraki bölüm. Bir sonraki bölüm havuç çekiyoruz arkadaşlar. Ve kışa giriyoruz. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.